fun of it. Örnek olmuş.
Bruno, Vishnu, yani mütevazi bir merhametli merttir. İnşallah bu mütevazi merhametli ama mert nedir bu düşünce? Türkiye gündeminde ve Türk milletindeki yeri daim teşebbühünü Allah hepimize nasip etsin. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Demekten önce başkanımıza da Selvi Paşa'nın söz veriyor. Hakan Bey'de sonraya sonunda söz düşerse vakit parası veririz. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizler sizlerin kardeşi olarak, Batıköy camiası olarak dünya genelinde yerleşmiş 1 milyon Batıköy'ü temsilen buraya geldik ve Sayın Bakanımızın gerek fert olarak gerekse kurum olarak yanında olduğumuzu göstermek adına geldik. Tabii buraya gelen arkadaşlarımız, bizimle birlikte gelen arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız. Dar tutmamıza rağmen bugün burada sağlıkla yerleşmekte zorluk çektik. Tabii gönül ister de her isteyen gelsin, her isteyen insanımız sizinle bu gurur tablosunu yaşarken bizlere eşlik etsin isterdik. Ancak bu kadar mümkün oldu. Tabii bizler için gerek Sağlık Bakanlığımızda, gerekse şimdi göreve geldiğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yürüttüğümüz çalışmalarda tam anlamıyla bir onurlu ve gururlu birlikte yaşıyoruz. Tabii beklentiler, toplumumuzun beklentileri de sizleri bu makam ve mevkilerde gördükçe oldukça yükseliyor ama biz bugün buraya sorunlarımızı anlatmaya gelmedik. Hayırlı olsun demeye geldik. Çünkü ülkemiz hakikaten çok önemli bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz gibi bir faciayı yaşayıp bu faciadan dönerek ülkenin belki geleceğini parlattık. Hain teröristlerce sokaklara, kampların indiğini, masum insanların bir şekilde bu işe alet edilerek gerçekten millete karşı müdahaleye girişildiğine şahit oldum. Seçilmişlerin vakur duruşuyla bu darbenin atlatıldığını düşünüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Buradaki insan her bir ferdin olduğu gibi. Tabii bir temizlik süreci başlatıldı. Biz çok şükür içimizde çok az tespit edebildik ama kurum olarak ben genel başkan olarak bulunduğum makamda, diğer yönetici arkadaşlarımın titiz çalışmaları sonucunda tespit ettiğimiz bu işlere alet olmuş insanların tamamında bizler bu kurumdan temizleyeceğiz ve milli duruşu olan bir kurumda bunların hiçbir şekilde yerinin olmayacağını çok net söylemek istiyorum. Bunun dışında da bir Batı Trakya'da belli sıkıntıları yaşıyoruz. İşte okullarımız açıldı, güncel sıkıntılar okullarımız kapatılıyor. Gerek bizim oturup tartışmamız gereken sayı bakımından sıkıntılar yanında doğrudan anlaşmasından gelen haklarımıza dayalı hak kayıpları yaşadığımızı görüyoruz. Ancak bunları bence etraflıca teşkilatlar olarak ilgili tüm kurumlar bazında oturup geniş şekilde tartışılması ve belli çözüm yollarını ortak akılda oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Ve 90 yılı aşkın bir süredir devam eden bu mücadelenin de hiçbir zaman sona ermeyeceğini, oradaki insanların hakları alınana kadar da bizler de Türkiye'de bir dayanışma derneği olarak mücadelemizi tek vücut olarak sizlerin desteğiyle, diğer tüm eski yöneticilerimizin katkılarıyla, dünya genelinde yayılmış kurumlarımızın desteğiyle hep birlikte yürüteceğiz. Türkiye'de belli sorunlar yaşıyorduk. Buraya gelirken arkadaşlarımın bazıları dedi ki, Sayın Bakanıma sorunları anlatacak mısınız? En son Sayın Bakanım acil bir işinden dolayı bayramda İstanbul'a geçti. Sayın Vekilimle birlikte bayramlaşmada Bursa'daydı. Sayın Vekilimle birazcık daha önce konuştuğumuz sorunlar hakkında mesafe kaydedildiğini öğrendik. Ve bundan büyük mutluluk duydum. Bugün burada tabii sorunları da çözmeyeceğiz. Bugün sadece ve sadece bakanımıza hayırlı olsun demeye geldik ama bir hafta sonrasında da
10 tane soru belirlemiştik. Her bir sorun için her hafta buraya gelmeye talibim Sayın Bakanım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tüm camiamız adına hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun. Bizler için gerçekten bu tablo onur ve gurur vesilesidir. Kabulünüz için de tekrar teşekkür ediyorum. Evet, ben başkanıma teşekkür ediyorum. Kapımızda, gönlümüzde, başkanımızın şahsında, tüm hemşehrilerimize, sizlere açık. İnşallah bu dönem birçok sorununla çözümüne de vesile olur. İnşallah. Ne kadar azaltabilirsek gönlümüzü ve sorunumuzu o kadar yerine getirmiş oluruz. Ama onun dışında bir şeyi daha hatırlattığı için teşekkür ederim. Gerçekten 15 Temmuz akşamı karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha dönüştüren, evet, yöneticilerin, siyasetçilerinin vakur duruşu var ama işin özünde milletin de asil duruşu var. Ve bu asil duruşun içinde de 241 şehidin arasında Mustafa Canmaz kardeşimiz var. Rabbim onun şahsında tüm şehitlerin mekanı cennet eylesin, ailelerine sabırlar versin. Onun şahsında tüm şehitlerimize El Fatiha diyerek yemeğe geçelim. Gerçekten bizi mutlu eden tablo. Bunun içerisinde değişik siyasetle çıkan arkadaşlar vardı. Biz buraya ne siyaset yapmaya geldik, ne başka bir şey yapmaya geldik, ne de kişisel meselelerimizi ortaya çıkarmaya geldik. Biz sadece ve sadece sizin evlilikte olmaya geldik. Bir insana yetişmez mi? Tabii istisnalar hariç tepki. Her zaman her konu istisnalardır. Dolayısıyla arada çıkacak olan birkaç kişiyle tanık olan ayrı olacaktır. Gerçekten çok denk vermek istiyor. Zor bir yerleşti ama Allah razı olsun. Efendim, sayın eski yukarıda olsun, bize hitabetini gördük. Eski herkese birlikte, tamam mı? İşler halledildi kısa zamanda. Allah razı olsun hepinizle, sizlerden, hepinizle. Milletinizden abi, Allah razı olsun diyorum. Dilerim, tebrik ettiğinizde sağlıkla. İşte kendimizce birkaç sene önce olduğumuz gibi yapmaya çalıştık, o kadar. Hepsi olmuş gurur tablosunun içinde hakikaten sizleri burada görmek ayrı bir gurur vesilesi benim için. Daha ileride de görmek istiyoruz inşallah. Öyle kapatmak istiyorum. Çok memnunum, çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum burada olmaktan ötürü. Hayırlara vesile olsun her şey için, Batrakya için ve bundan sonrası için daha ileride olsun inşallah. Zaten girdiğimiz an yani bizden birinin çıkıp da böyle bir yere ulaşması gurur verici bir şey. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah çok daha başarılar elde edersiniz. Heyecanlandım şimdi de konuşurken. Sayın Bakanım, öncelikle Sakarya Şubesi olarak sizlerle bugün mutlu anı paylaşmaktan onu duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Tabii Batı Trakya'nın çok şanlı bir tarihi var. Dünyada ilk Türk Cumhuriyeti kurmuş kurduğumuz bir millet olmanın gururunu, onurunu taşıyoruz. Son günlerin milletidir Batı Trakya Türkiye. Ben Batı Trakya'da rahmetli dayımız Çakır Sadiye işlerimizi hatırlıyorum. Sizinle ilgili belki sizin ilk doktorluk yıllarınızda o yıllardaki tespitlerimi ve düşüncelerimi hatırlıyorum. Çok yerlere gidiyorum, çok değişik anılarımız olmuştu. Ama Batı Trakya Türk'ü bugün bir şeyleri ispatlamak adına değil, sadece diğerlerde var olmak ve varlığını tescil etmek gibi bir misyonu yerine getirmektedir. Siz, sizden bu görevlere geldikçe bizden millet olarak Sayın Bakanım. Sakarya'dan daha öteyse. Çok teşekkür ediyorum. Soma'dan saygı selamlarımızı gönderiyoruz. Özellikle ikinci sefer bizi gururlandırdınız.
Yani Allah yar yardımcımız olsun. Büyük gurur hissettik. Kabul ettiğiniz de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, önce tebrik ediyorum. İkinci seferlik bakanlığınızı. İnşallah daha iyi mevkilere veya daha inşallah bekliyoruz. Önümüzde diskur yazmayız. Bekliyoruz. Yerin kulağı var. Allah bunların hakkını bilmeyi nasip etsin. Yunanistan vatandaşından düşürüldük de Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşı olarak yaşayan, aynı şekilde ben de 11 sene vatandaşı olarak yaşadım. Ondan sonra bu kademeleri atlayıp buraya kadar gelebildiğiniz sizin başarınızdır bence. Başarınızın kanıtıdır. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Biz de zaten bundan 2009'da tanıştığımızda İzmit için yaptıklarınızı zaten biliyoruz. Ve İzmit'teki üyelerimizin selam ve saygılarını getirdik sizlere. Ondan da ayrıca sizlere cani gönülden bir bakan olarak tekrar İzmit'te görmeyi istiyorum. Nazettin Murat'ına ve tabi Zettin Onur dediğiniz zaman şenlik kapmadan biz fırça yiyoruz şenliğe gittiğimiz zaman. Böyle toplantılarda mecburiyetten onu da katıyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah hayırlı görevler nasip etsin diyoruz. Bu vatan millet için biz de her zaman yanınızda olacağımız, her zaman yanınızda olacağız. Batı Trakya toplumu olarak, azınlık olarak daha doğrusu, artı ve de eksi yönleri var. Azınlık insanlık genelde zeki olur, çalışkan olur ve başarılara asmak yetiştiği için başarılı olur. Diğer taraftan da bu başarıları biz yakalarken azınlık insanları bir sürü engelleri aşmak zorunda kalıyoruz. Başarıyı yakaladığımız zaman da bir göreve geldiğimiz zaman da eksiksiz devam ettirmeyi beceriyoruz. Beceriyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı arkadaşlarımızın da böyle bir sıkıntı ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha önceki görevinizde ne kadar başarılı olduğunuz zaten ortada. Şimdi görevinizin de üstesinden kolaylıkla gelebileceğinizi ve çok daha başarılı olabileceğinize ben yürekten yazıyorum. Öncelikle Edremit ve bölgesindeki Burhaniye, Ayvalık ve Balıkesir'deki tüm hemşehrilerimiz size selamını da iyi istediler. Başarılarınızın devamını diliyorlar. İnşallah Edremit'e, Edremit'imize ve Burhaniye'mize de sizi bekliyoruz. Selam götürün inşallah. Sayın Bakanım, öncelikle yeni görevimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim takip edebildiğim kadarıyla İstanbul İl Başkanlığı'yla başlayan Yaşar Kadir siyasi görevimizdeki kat etmiş olduğumuz yolda bir batıklar etkili olarak gerçekten gurur duyuyorum. Bundan sonraki hizmetlerinizin de inşallah vatana, camiamıza hayır kurulmasını temin ederim. Öncelikle ben de bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bakın soru biraz daha açılman lazım. Doğru söylüyorsunuz bakanım. Yalnız bu konuda da sizlerin muhakkak ki desteği gerekiyor. Ve inşallah Zeytin Mura bisiklet gönderebilir misin? Bakalım futbol anlamında Zeytin Mura'da son zamanlarda önemli işler yapmaya başladık. Ben öncelikle hayırlı olsun diyeyim bakanlığınız. Gerçekten gurur duyduk. Ama dediğiniz gibi Batı Trakyalılar olarak spora biraz daha önem vermemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. İnşallah bu konuda hizmet edeceğiz. Genciz, genç bir yönetimimiz var. Fakat dediğim gibi bu konuda inşallah desteklerinizi bekliyoruz Sayın Bakanım. Yeni görevimizde tam
aklımızca herhangi bir yardım bulabilmek şey, sorunlar hakkında iletişim olma bağında yardım olmak isteriz. Sayın Bakanım, öncelikle kabulünüz ve iyi niyetinizi teşekkür ederim. Benim başkanım biraz yorgun olduğum için gelemedi, tanısınız zaten atık oldu. O yüzden ben söz aldım. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Her zaman sizinle birlikte olduğunuzu, Batı Trakya Camiası olarak sizler için de bizlerin bir şey yapabileceksek, sizlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunuzu bilmenizi isterim. Ve siz büyük olduğunuzu bir kez daha tekrar edeceğim. Sayın Bakanım, bizi burada bugün misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Konya'dan çok sayıda değil belki de ama biz Konya'da Batıkak yolu olarak sadece 5 haneyiz. O arkadaşlarımızı da selam getirdik size. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Rabbim yardım hayatınızınız olsun. Size selam söyleyeyim. Biz bazen böyle no, aslen Konya, Karaman Köyü'nüz falan diyor. Bütün Konya'lara Karaman'a selam götürüp. Aleyküm. Sen kaydın ama. Yani, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli İşleri Bakanlığı dediler. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 75 senesinden beri arkadaşına ailece görücü bilirim. İçişleri Bakanlığı'nda yine 80 senesinden beri Gazi Osman Paşa'da siyaset yapmış arkadaşım Süleyman Bey, komşumuz. Zaten bu iki bakanlık olduktan sonra işler çözülür de. Geri kadar olmasa. Geri olmasa da olur. Bu da olur. Bakalım biliyorsunuz biz bu çocuklara Rus konusunda uğraşıyoruz fakat biraz daha yürümek istiyoruz. Yürüyoruz, emeklemeye başladık, yürümeye başladık artık gerçekten koşmak istiyoruz. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, Türkler Genel Başkanımız ve bütün şubelerimizden buraya iştirak eden çok değerli hemşehrilerimiz öncelikle hepimizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Evet, hakikaten bazı arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi bu bir gurur olarakdır. Bunun bu şekilde tartışması bile olmaz. Burada onlarca kişi ülkenin çeşitli yerlerinden gelmiş. Batıkaya'nın bağrında hem de Batıkaya'nın yaşamış olduğu bütün mağduriyetleri ilgilerine kadar yaşayan bir ailelerin bakanlığını kutlamak üzere hayırlı olsun temennisinde bulunmak üzere geldiler. Bu Batırak yolları açısından son derece ayrıca uygulamaktadır. Bu vesileyle ben öncelikle şunu ifade etmeliyim ki Sayın Bakanımızın şahsında Batırakya'ya göstermiş olduğu bu teveccüh Necep Tayyip Erdoğan'a aittir. Dolayısıyla bana da buradan bir şükra duygusunu ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii Sayın Bakanımız ilk Sağlık Bakanı olduğunda benim gibi hatırlıyorum. İstanbul Ayak Bastığı'nda ilk kentliği geldiği yerde Batırak Kütüphaneleri Danışma Derneği Genel Merkezi'ydi. Dolayısıyla burada Sayın Bakan'ın kamuoyuna, ulusal basına ve Türkiye kamuoyuna vermiş olduğu fotoğraf ve mesajı da o tarihte hepimiz çok iyi gördük anladık. Bir Sağlık Bakanı Batırak'a yetişmiş, büyümüş, ilk ziyaret ettiği yer kurumsal yapısıyla içerisinde bulunduğu bir dernekti. Bu derneğin güçlenmesi, derneğin yükselmesi ve elde edeceği kazanımlar bakımından önemli bir mesafe kalitesi bakımından da önemliydi. O bakımdan bugün buna mukabelde bulunarak siz de buraya geldiniz. Bu tarafta aynen bugünün fotoğraf kadar önemli. Arkadaşlar biz 150 bin kişilik bir toplumuz. Ve hepimizi aynı kalıbın içine sokarak
hangi pencereden dünyaya bakmamızı isteyecek halimiz de yok. Hepimiz farklı bir kişiye sahibiz, hepimiz farklı ayarlarında büyüdük. Farklı angajmanlarımız var, siyaset felsefemiz var, görüşlerimiz var. Ama hepimizin ortak değeri Batı Trakya ve Batı Trakya'dır. Yani ortak değer sadece Batı Trakya değil, aynı zamanda Batı Trakya'dır. Dolayısıyla benim geçtiğimiz siyasette iki yılan yılından beri milletvekili yapıyorum. Ankara'da baktığım zaman gördüğüm fotoğrafı size söylemek istiyorum. Bizim her türlü ideolojik bagajımızı bir tarafa bırakarak bugün etkili konuda bulunduğunu düşündüğümüz her kim varsa A partisinden ya da B partisinden, şu sivil toplum örgütü ya da şu sendikadan her kim olursa olsun onun etrafında kenetlenmek gibi bir zorunluluğumuz, mesuliyetimiz var bu kanatı değil. Çünkü bunu yakinen takip ediyoruz ki çok uç, marjinal bir siyasi eksende bulunan bir kardeşimiz, herhangi bir kişi aynı şekilde onun tam aksi istikamette bir diğer marjinal uçta bulunan bir kişi için canlı bir şekilde mücadele verme örneğini gösteriyor diğer toplumlukta ve dilinler bakımında. Dolayısıyla bizim bu noktada bu duyarlılığı, bu hassasiyeti özellikle bahsettiğim ideolojik anlaşmaları barajda bir tarafa bırakarak ortak değerimiz olan Batrakya'nın grubu etrafında kenetlenerek elde ettiğimiz kazanımları kaybettikten sonra değil, onlar devam ederken kıymetini bilebilmeliyiz diye düşünüyorum. Görebilirsiniz. Dernek adına da hem hukuki anlamda hem diğer siyasi temsil anlamında daha doğrusu köprü görevi görecek arkadaşlar anlamında bir ekip oluşturup bizim vakalı ilgilendirilen İçişleri Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı bu ekip belirli periyotlarla bir çalışmayı yapar. Yani inşallah yıl sonuna kadar önemli mesafeler kat edilecek. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Giderken selam götürün. Sağlıklı kazası veren inşallah. Derneğimizin bu sene 70. yıl görevli size geldiğimiz bugün 70. yıl arasına takdim etmek istiyoruz. Son 16 ayda yaptığımız faaliyetleri gösterir bir faaliyet raporumuzu hazırladık. Aynı şekilde Sayın Vekilimize de takdim etmek istiyorum. Dün geç. Şurası da genel kurul. Bunun arkası da bizim içerisinde bulunduğumuz kurul. Yani başbakanlık makamına mı yoksa genel kurula mı diye sorarsanız bana göre çünkü başbakanlığın olduğu Sankaya'da olduğunu muhtemelen biliyorlardı. Genel kuruldan da canlı yayın yapıldığı için meclis başkanı ve bakanların konuşması sırasında genel kurul diye atıldı burası muhtemelen. Tabii biz o sırada genel kurulun içerisinde bulunuyoruz. İçerisinde bir barut kokusu, toz duman kapladı. O anda ara verdi. Ara verdiği zaman Bekir Bey biz gitmemeliyiz. Biz gidersek millet çıkmaz meydanları bu kaldalıyız dedi. Bugün muhabbet bütün arkadaşlar hep beraber kalmak yönünde bir tavır ortaya çıktı. Ben dışarı çıktım. O dışarı çıktığım zaman bahçenin hemen içinde bir tane daha attılar. Mecmi Başkan'a yapmış olduğu bu organizasyon nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir taraftan Erol abi, bir taraftan Anadolu abi, daha Besim'i, işte aynı dönemde birlikte çalıştığımız dernekte birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla fırsatımız oldu. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben hepinizin bir kardeşi olarak burada bulunuyorum. Mozere binasına giriş yapmış bulunuyoruz. Tavanda 27 adet sütun bulunmakta. Bu sütunlar Türk halı ve kilim motifleriyle süslenmiştir. Yerde görmüş olduğunuz mermerler Hatay, Adana, duvardaki mermerler Afyon, Bilecik'ten getirilmiştir.
57 adı askerlerinin neredeyse hepsi şehit düşer ve tarihe kayıp olay olarak girer. Çanakkale Savaşı aynı zamanda Siperler Savaşı olarak da bilinir. Bunun sebebi ise Çanakkale Savaşı'nda siperler arası mesafe 8 metreye kadar düşmüştür. Temsilciliği, iki spor kulübü ve iki vakfı var. 70'i faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Büyüyerek sürdürmeye devam ediyor. İnşallah bugün nöbet bizlere nasip oldu. Bundan sonra gelecek yeni arkadaşlara da nasip olur. Biz teşekkür ediyoruz. Derneğimizin Mayıs 2015'te göreve gelmişti. 20. günümüz Eylül 2016'ya kadar web sitemizden haberlerden derlediğimiz bir faaliyet yapılmış. Ben size bunu vermek istiyorum.